Selam, hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi de göndereyim sana. Yine balkonumdayım. Bu güzel sukulentlerimi, bebeklerimi göstermek istiyorum. Sevgili bitki severim sana. Bugünkü videomda bakıma aldığım şöyle perlem gibi. Burada özel bakımda olanlar ve güneşi biraz daha az alanlar. Çünkü benim balkonum böyle doğu ve kuzey cepheli. Böyle doğu ve kuzey cepheli. Sabahın güzel güneşini alıyorlar. Burada o sabah güneşini sevenlerim var. Bir de öğleden sonra güneşi buraya çok hafif bir şekilde vuruyor. Bu güzelliklerimi de burada büyütüyorum. Bu tarz güneşi sevenlerimi ve rahatsız olan, hastalanan, özel bakım isteyen güzelliklerimi burada bakıyorum. Mesela şöyle şu aşkın gözyaşını anlatayım sana. Bu aşkın gözyaşını önce böyleydi. Daha önceki videoları da var. Oradan bakabilirsin. Böyle bir boyuttaydı. Sonra ben bu güzelimi böyle kestim. Bak, kestiğim yeri de görüyorsun. Sonra böyle iki tane çelik attı. Bu tepe kısmı da burada zaten. Güzel, o da köklendi. Şöyle bir oynatayım yerinden. Bir gör. Bak, görüyor musun? Gayet güzel bir şekilde köklenmiş ve yerinden memnun, tuttu yani. Bu özel bakımı aldığım bitkilerim arasında ve güneşi sevenler var. Böyle bir şekilde şöyle küçük bir parça yeni yıl, yılbaşı çiçeği, görüyorsun bu beyaz olanı, onu buldum. Bu kadar bir parçaydı, maşallah. Küçücüktü. Böyle kollarını güzel attı, yapraklarını. Kendi çapında şu an büyümeye devam ediyor. Bu da 5,5 saksının içinde. Şurada pembe olanı var. Yılbaşı çiçeğinin. Bunlar özel bakımımda. Şurada da rengi yansıtabiliyorumdur. Bana turuncu geliyor. İnşallah da turuncu açar. Çok severim. Böyle 3 tane rengi elimde mevcut. Şu beyazı bulmak gerçekten biraz zor oldu benim için. Ama iyi. Eğer kırmızı açarsa bu da bir tane daha böyle çelik aldığım var. İnşallah ikisinden biri turuncu ya da kırmızı çıkar. Kırmızı diye bunu vermişlerdi ama çiçekçiden almıştım. Bu şu an turuncu gibi gözüküyor. Bakacağız. Zaten çekerim hemen. Shorts videosu olarak da çekerim sana. Evet. Şöyle güzelliklerimi gösteriyorum. Evet. Şimdi bu perlemde bu kocaman olmuştu. Bunu daha önceki videomda da yayınlamıştım. Sonra bu kızın başına gelmeyen kalmadı. Un biti oldu. Sonra fazla su verdiğimden dolayı kök çürümesini yaşadık. Kökünü aldım, çürüyen yerlerini aldım. Şu an yaşama tutunmaya çalışıyor. Neyse ki onun yavrusundan da almıştım, bebeklerinden. Onlar da gelişme zamanında. Bu da onun bebeğinden daha önce aldığım yaprağıydı. Çok güzel renk formunu hala koruyor. Kırmızıda daha da güzel renkleniyorlar bunlar güneş ışığında. Güneşi çok seviyorlar. Evet, bunlar karasulalarım. Bunlar da özel bakımda. Çünkü böyle küçücük şöyle bir dal almıştım. Bunlar şimdi böyle oldular. Bak, şurada da göstereyim. Bu da benim yeşim bitkisi. Bunun da videosu, shortsu var.
orada göstermiştim. Ben bunun bayağı bir budamalar falan yaptım. Bu da yaklaşık bir yıl, 2-3 ay olmuştur. Böyle kalınlaştı, kök kalınlığını görüyorsun. Bunun da çok yavrularını aldım. Sonra bir ondan şöyle bir çelik aldım. Onu da bakıma koydum. Köklenmesini sağlıyorum. Buradaki ortam, güneşi, suyu onun için gayet iyi. Bugün de zaten sulamasını da yapacağım. Bak görüyorsun, toprağı güzelce kurudu. Yağmur bekliyoruz ama yağmadı. Artık yeterince kuruduğu için suyunu vereceğim. Tabii daha az vereceğim. Yağmuru da bekliyoruz. Böyle bu şekilde. Bu karasula. Bunlar da bakımda olanlar. Böyle özenle kurumuşlardı. Bunları bu şekilde aldım. Kurumuşlardı bayağı bir. Yeni yeni bebeklerimiz oluyor. Bak buradan görüyor musun? Evet. Böyle bu şekilde. Onları da özel bakıma aldım. Bunu ahtapot sukulent diye aldım ama bu da bilmiyorum başka bir şeye benziyor. Tabi benziyor, kolları falan var ama o daha böyle uzama yapmıyordu. Bakacağız bakalım ne çıkacak. Bu güzellikte biraz daha büyüsün. Burada da tesbih çiçeklerim. Güzel tesbih çiçeklerim. Bunları da köklendiriyorum. Bak görüyorsun. Bu da benim köklendirdiğim tesbih çiçeklerim. Burada hem ben bunu bir tarla gibi alıyorum. Bu yeni uzayan yerleri var ya bunları. Onlardan alıyorum. Böyle bunlardan çoğaltma yapıyorum. Bunun içinde böyle çok çabuk uzuyorlar. Yerini, konumunu da değiştirmiyorum. Dediğim gibi burası doğu ve kuzey cepheli olduğu için doğudan alıyor. Akşam güneşini çok az alıyor. Yani güzel. Yaz günü harika bir yer onun için. Böyle serin. Sabah güneşiyle muhteşem bir şekilde böyle büyüme gösteriyor. Evet. Böyle. Bu da kurumuştu sevgili bitki severim. Ya saksısından da şey yapamadım. Bunu da bu bakımda bıraktım. Hep bunların arasında suyunu ikram ede böyle güzelce özel bakımımın içerisine aldım. Sanırım 3 dal falan kaldı burada. Bunları da kıyamadım. Toprağı da daha henüz kendisi için gayet iyi. Vitamin de veriyorum zaten toprağında ama çok fazla bir köklenme yoğunluğu olmadığı için bunları da kıyamadım. Dedim bu saksının içinde kalsın bakalım nereye kadar. Ve güçlendi, büyüdüler, kuruydular normalde. Büyüdüler, gayet iyi oldu. Artık bunları kökünden başka bir saksının içerisine alabilirim. Yine bir çoğaltma yapabilirim. Evet, böyle güzel kızlarım. Bu ortamı çok seviyorlar. Bu güzellikler. Görüyorsun. Bakıma aldığım bölüm burası. Özel bakımımı buradan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Bu diyelim hasta kızlarım. Düzelecekler inşallah. Gayet de iyi gözüküyorlar. Şu biraz kendine gelemedi. Yapraklarında hala demek kök oluşumunu sağlayamadık. Biraz daha özen göstereceğim. Bugün sulamasını yapacağız. Hem de size hastalanan, bakım isteyen bebişlerimi, sukulentlerimi gösterdim. Şimdi bunların sulamasını yapıyorum. Şöyle yavaş yavaş azar azar veriyorum suyunu.
bu alanlarım da bayağı bir kirlendi. İki gün sonra zaten bu suları da süzülmüş olur. Yağmur yağmazsa eğer. İki gün sonra artık bu kaplarını da değiştiririz beraber. Onu da yaparız. Şöyle. Evet. Şu kızım. Ay ay ay. Burada da aranjman. Ne vardı burada? Görüyorsun. Çok güzel. Tesbih çiçeğim var. Şurada hemen. Yakut kolyesi. Graptosedum bronze. Bu da baldim. Evet. Ay bunlar da büyüdüler. Kocaman oldular. Evet. Bu da yeni köklendirmeye çalıştığım benim güzel tesbih çiçeğim. Bu zaten muhteşem. Bu habire böyle uzuyor, dal veriyor, çıkarıyor. Sürekli budandığı için sürekli bana yeni yeni bebişler oluşturuyor. Bak görüyorsun. Evet. Bu kızım da güzel köklenecek inşallah. Kendine gelecek. Çürümesinden kurtardık bu güzelliğimi. Gayet iyi durumdadır inşallah. Bir sonraki videomda da bir köklerine bakarız ne durumda diye. İnşallah kendini de toparlamış olur, o zamana kadar da kök yapmış olur. Evet. Kivilerinden. Ay ay ay, sen de köklendin. Bak bak, görüyor musun? Ne güzel de köklendi. Böyle gülümsüyor. Evet, bu kızlarım böyle güzel. Güneşi de seviyorlar. Yerlerini de seviyorlar. Bu bölümüm dediğim gibi sabah güneşini alıyor. Öğleden sonra hafif bir güneş alıyor. Ondan sonrası artık akşama kalıyor. Yani bura olduğu gibi akşama kadar aydınlık diyelim. Ve burada da çabuk güzel gelişim gösteriyorlar bu doğu bölümünde. Harikalar, görüyorsun. Hastalananlarım da burada tedavisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki kayıplarım da oluyor, olmuyor diye bir şey yok. Ne kadar güzel baksak da mutlaka ve mutlaka kayıplarımız oluyor. Ne yapalım? Biz de mümkün olduğunca yetiştirmeye devam edelim bitkilerimizi. Görüyorsun, hepsi birbirinden güzeller. Evet sevgili bitki severim. İnşallah sana faydalı olmuşumdur. Balkonumda bu bölümüm. Senin için özel çektim. Buraya kadar da izlediğin için çok teşekkür ederim. Doktor Çiçeğim'de kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı, abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.